Sevgili hemşehrilerim, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizden oluşan 40 kişilik bir heyetle Karadeniz turuna başlıyoruz. Bugün ordumuzun 19 ilçesinde, yarın Giresun'da, cuma günü ise Trabzon'un tüm ilçelerinde hemşehrilerimizle, vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Çok güçlü bir kadromuzda Karadeniz'deyiz ve bütün hemşehrilerimizle her alanda bir araya geleceğiz. Onların sorunlarını dinleyeceğiz. Onlara çözüm önerilerimizi aktaracağız ve içinde bulunduğumuz sürecin kaderimiz olmadığını ve bu ülkede sorunların çözülebilir olduğunu, başka bir geleceğin mümkün olduğunu anlatacağız. Kimlerle beraberiz? Kemal Zeybek, Samsun milletvekilimiz, Burhanettin Bulut, Adana milletvekilimiz, Gamze Akkuş, İl Gezdi Genel Başkan Yardımcımız, Gürsel Erol, Elazığ milletvekilimiz, Yüksel Özkan, Bursa milletvekilimiz, Sezgin Kaya, YDK üyemiz, Uğur Bayrak Tutan, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız, Artvin milletvekilimiz, Özgür Ceylan, Çanakkale milletvekilimiz, Deniz Yavuz Yılmaz, Zonguldak milletvekilimiz, Etnan Arslan, parti meclis üyemiz, İzmir milletvekilimiz, Polat Şaroğlu, Tunceli milletvekilimiz, Cengiz Gökçel, Mersin milletvekilimiz, Ayhan Barut, Adana milletvekilimiz, Mahir Polat, İzmir milletvekilimiz, Aydın Özer, Antalya milletvekilimiz, Erkan Aydın, Bursa milletvekilimiz, Gökhan Günaydın, parti meclis üyemiz, Bülent Tezcan, Aydın milletvekilimiz, önceki genel başkan yardımcımız, Ünal Demirtaş, Zonguldak milletvekilimiz, İsmail Atakan Ünver, Karaman milletvekilimiz, Yaşar Tüzün, Bilecik milletvekilimiz, önceki meclis başkan vekilimiz, Yüksel Mansur Kılıç, İstanbul milletvekilimiz, Mustafa Tuncer, Amasya milletvekilimiz, Abdurrahman Tutdere, Adıyaman milletvekilimiz, Ensar Aytekin, Balıkesir milletvekilimiz, Ahmet Kaya, Trabzon milletvekilimiz, Sevgi Kılıç, parti meclis üyemiz, Bayram Yılmaz Kaya, Gaziantep milletvekilimiz, Ulaş Karasu, Sivas milletvekilimiz, parti meclis üyemiz, Sevda Erdan Kılıç, İzmir milletvekilimiz, Ahmet Akın, genel başkan yardımcımız, Balıkesir milletvekilimiz, Neslihan Hancıoğlu, Samsun milletvekilimiz, Necati Tığlı, Giresun milletvekilimiz, Nihat Yeşil, Ankara milletvekilimiz, Süleyman Bülbül, Aydın milletvekilimiz ve Ordu milletvekilimiz Mustafa Adıgüzel ve benim de olduğum bir heyetle değerli arkadaşlar hep birlikte sahada olacağız. Evet, bugün değerli arkadaşlar hangi kesimden olursa olsun ulaşabildiğimiz tüm vatandaşlarımızın derdini dinleyecek ve çözüm önerilerimizi anlatacağız. Çok güzel bir ülkede cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz arkadaşlarımız. Toprağımız bereketli, insanımız çalışkan. Peki bu kadar zenginliğimiz varken neden her alanda sıkıntı çekiyoruz? Her bir vatandaşımızın kendisine sorması lazım. Neden Türkiye'de küçük bir azınlık zenginleşirken insanımız yoksullaşıyor? Neden çiftçimizin ürünü para etmiyor? Neden esnafımız siftahsız kepenk kapatıyor? Neden paramız her gün değer kaybediyor? Neden işsizlik, enflasyon rekor kırıyor? Neden artık vatandaşımız bittik, perişan olduk diyerek feryat ediyor? Tüm bunların sorumlusu kim arkadaşlar? Kim ülkeyi bu hale getirdi? Hepimiz biliyoruz ki bütün bunların sorumlusu ülkeyi 19 yıldır tek başına yöneten siyasi iktidardır. Maalesef bu iktidar milletin çıkarlarını değil, kendi çevresinin çıkarlarını korumayı tercih etmiştir. Maalesef bu iktidar helali unutmuş, harama yenilmiştir. Milletimiz şu anda yönetilmeyen bir Türkiye gerçeğiyle de karşı karşıyadır. Ama sorunlarımız var diye asla umutsuz olmayacağız. Milletimiz artık bu siyasi iktidarla yolunu ayırmaktadır. Vatandaşımız artık bu karanlık gidişattan bir çıkış aramaktadır. İşte o çıkışın adresi milyonların umudu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bizim tarihi sorumluluğumuz ülkemizi aydınlığa çıkarmaktır. Ve demokrasiye inanan hiç kimsenin de bu tarihi süreçte
umutsuz olmaya hakkı yoktur. Değerli arkadaşlar, son yerel seçimlerde çok büyük bir başarı elde ettik. Belediye başkanlarımız seçildikleri günden bu yana tüm baskılara rağmen canla başla çalışıyorlar. Ancak bu iktidar milletin bu kadar sorunu varken işi gücü bırakmış belediyelerimizin hizmetlerini engellemenin peşine düşüyor. Bağış kampanyalarına el koyuyor, sudan sebeplerle soruşturma açıyorlar. Seçimde kazanamadıkları belediyelerin yetkilerini masa başında çalmak istiyorlar. Örneğin 36 yıldır Gülyalı Belediye'mize ait olan bir balıkçı barınağına bile göz dikip burayı bizzat Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla belediyemizin elinden alacak kadar aciz hale geliyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de şu anda bir kanun teklifi görüşülüyor arkadaşlar. Bu kez de turizm adı altında belediyelerimizin yetkilerini ve gelirlerini maalesef merkezi yönetime devretmek istiyorlar. Açıkça söylüyorum, bu teklif turizm bahane edilerek yerel yönetimlerin yetki ve gelirlerine çökme teklifidir. Bu teklif siyasi iktidarın seçimle kazanamadığı belediyelerden intikam alma teklifidir. Değerli arkadaşlar, milletimiz karnı doysa da gözü doymayan bu iktidarla karşı karşıyadır. Arkadaşlarımız bu teklife genel kurulda direniyorlar. Buradaki arkadaşlarımızla biz sahada çalışırken, vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle bir araya gelirken, genel kurulda görevine devam eden arkadaşlarımız sonuna kadar bu karara direnecekler. Biz de ordudan sesleniyoruz. Belediye kanunlarına ve anayasanın birçok maddesine aykırı olan bu teklifi bu şekilde yasalaştırırsanız Anayasa Mahkemesi'ne kadar gideceğiz. Bu teklifin dışında da değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları yeni bir adım attılar. Tasarruf genelgesi adı altında belediyelerimizi iş yapamaz hale getirmek istiyorlar. Belediyelerimizin yavrularımız için kreş yapmasını, yeni hizmetler için projelere başlamasını bile israf sayıp yasaklamak istiyorlar. Ancak gelin görün ki kendi hazırladıkları genelgelerden kendilerini muaf tutuyorlar. Cumhurbaşkanlığı ve meclis başkanlığını tasarruftan muaf tutup biz israf etmeye devam edeceğiz diyorlar. Sadece bu genelge bile iktidarın çürümesinin bir resmidir. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, işi gücü bırakıp belediyelerimize saldıran iktidara buradan tekrar şunu söylemek istiyoruz. Bizim belediyelerimiz kimsenin hakkını yememiştir. Kusura bakmayın, biz de belediyelerimizin hakkını, hukukunu kimseye yedirmeyiz. Evet, değerli basın mensupları, 40 kişilik bir heyetle bugün ordudayız. Ordumuzun da çok büyük sorunları var. Şu anda en büyük sorunumuz fındıktaki belirsizliktir. Maalesef bu iktidar bir fındık politikası belirlemekten bile acizdir. 19 yıldır hep aynı söylemler, aynı ifadeler. Maalesef fındık üreticimiz bu iktidarın elinde yabancı şirketlerin insafına terk edilmiştir. Bunun yanında neredeyse şu anda hasata başlamak üzereyken hala bir fiyat açıklaması yapılmamıştır. Sayın Genel Başkanımız açıkladı. Biz ordudan iktidara bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Üretici bahçeye girmeden fındık fiyatını 35 lira olarak açıklayın. Ve vatandaşımızın, çiftçimizin, üreticimizin alın terinin karşılığını verin. Değerli konuklar, değerli basın mensupları, bir başka konu ordumuzda altın madenleri. Ordumuzun doğasına yönelik maden tehdidi her geçen gün artmaktadır. Daha önce ordu ormanlarının 1/3'ünün maden arama sahası ilan edildiğini açıklamıştık. Ancak üzülerek söylüyorum ki son verilere göre bu oran %65'e çıkmıştır. Sadece Fassa ilçemizdeki altın madeninin doğaya verdiği zarar tüm ülkemizin gündemine gelmiştir. Bunun yanında yıllardır sadece yol yapmak övünen bu iktidar orduda maalesef yol yapımında sınıfta kalmıştır. Vatandaşlarımızın yıllardır beklediği Fassa çevre yolunun yapımı yılan hikayesine dönmüştür. Ordu halkı
vaat verip tutmayan bu iktidar tarafından maalesef kandırılmıştır. Ünye Akkuş Diksar yolunun akıbeti de aynı şekildedir. Yıllardır yatırım programına alacağız diyerek vatandaşlarımız umutlandırılmış ama yol için bir kazma bile vurulmamıştır. Artık ama herkes bilsin ki ordu halkı sahipsiz değildir. Ordu halkının sahibi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, orduya bu sorunları reva görenler artık çözüm üretemez haldedirler. Vatandaşlarımıza sözümüzdür. İlk seçimde iktidar olacağız ve ordumuzun sorunlarını çözmekte inşallah bize nasip olacak. Konuşmamı tamamlarken bir kez daha belirtmek isterim ki, Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi olarak sahadayız. Ülkemizin her tarafına ziyaret ederek vatandaşlarımızın dertlerini dinliyoruz. Nerede bir sorun varsa biz o sorunların çözümü için oradayız. Siyasi iktidarın kaderine terk ettiği vatandaşlarımızın yanındayız. Ordudan tüm vatandaşlarımıza tekrar sesleniyoruz. Çocuklarımızın geleceği için hayaller kuruyorsunuz. Sizin kurduğunuz hayaller bizim hedefimizdir. Ve söz veriyoruz ki bu hedefleri gerçekleştirmek için durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Genel Başkan Yardımcıma, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve üyeme, milletvekillerime, parti meclis üyelerime, Esenyurt ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcılarıma, bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İl Başkanıma ve Ordu'daki ilçe başkanlarıma, bütün örgütüme çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bugün güzel bir çalışma yapacağız, sahada yapacağız. Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi, sorunlarını nasıl çözeceğimizi hep birlikte aktaracağız. Yolumuz açık olsun. Tekrar katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.